anlatacağım video sadece flört ve romantik ilişkilerde değil evrensel olarak birilerinin sizi nasıl kovalamasını sağlarsınız ve bunun için etkilemeniz lazım Buna da bir mıknatıs etkisi adını verdim. Ya da size tipik önerilerde de bulunmayacağım. İşte elde edilmesi zoru oynayın. Kendinizden emin olun gibi şeyler de söylemeyeceğim. Peki ne söyleyeceğim? Direkt bilgiyi aksiyona dönüştürebileceğiniz, ilişkiden önce bilmiş olsaydınız gerçekten etkileyici bir güç katacak, uyguladığınızda sihirli etkisini göreceğiniz çok önemli bilgiler bahsedeceğim size. 10 adımda bunu Cinderella'nın hikayesiyle de anlatacağım size. Neden bu hikayeyi anlatıyorum? Kanala ilk defa gelen izleyiciler için söylüyorum. Yani neden hikaye anlatıyorsun? Hemen sade de geç diyecek olursanız şu yüzden anlatıyorum. Bu kanala gelen izleyici arkadaşlarım hani beni tanıyor. Artık biz bizeyiz. Benim neyi neden yaptığımı da biliyorsunuz. Hani çünkü terapötik bir etki yaratıyor. Bu terapötik etki nedir? Söylediğim aslında her kural bilinç dışınıza da gidiyor. Hem bilincinize hitap ediyorum, hem de bilinçaltınıza gidiyor. Çünkü bilinçaltı zaten 6 yaşında bir çocuk. O yüzden çocuk hikayeleriyle bilinçaltını çok güzel programlarsınız. Terapötik etki de zaten bilinç dışına gönderilen mesajla seni etkilemeyiz amaçlar. Bu yüzden bu videolarda da ben bu hikayelerde amacım bu. Yoksa işte hikaye anlatıyor vesaire falan değil. Önemli olan yerinde ve zamanında o mesajı taşıyan hikayeler bizim için önemlidir. Şimdi sindirelilerin hikayesini hepimiz biliriz. Neydi? Kısaca hatırlatayım. Üvey kötü bir annesi vardı. Üvey kız kardeşleri vardı. Ve onu bir hizmetçi gibi çalıştırıyorlardı. Onun varlığına saygı duymuyorlardı. Ve bir gün prens evleneceği zaman böyle köydeki bütün kadınlar için bir balo düzenliyor. E tabii ki prens evleneceği için de rekabet büyük arkadaşlar. Herkes hazırlanıyor. İşte süsleniyor, püsleniyor. E bu üvey annenin kızları da gidiyorlar alışverişte süsleniyorlar. Kül kedisine, sindirelleye e sen hizmetçisin ne yapacaksın bunları diye negatif bir terkin yapıyor. Ve bu telkini alan bizim kül kedisi de ben kim, o baloya gitmek kim gibi böyle kendi kendine konuşmalar içerisinde boynunu büküp temizlemeye devam ediyor. Ta ki bir gün peri gelene kadar. Şimdi birinci kurala başlayalım arkadaşlar. Birilerini etkilemek istiyorsanız telkinden etkilenmemelisiniz. Yani insanların dış görüşmüşünün, dış telkinlerinin, size söylediklerinin üstüne çıkmalısınız. Koşulların üstüne çıkmalısınız. Her konuda bu böyle. Duygusal ilişkilerde de, romantik ilişkilerde de ve özellikle İş ilişkilerinde de bu böyledir. Ne kadar çok etkilenirsen bir de fesat, donanımsız, bu konuda otorite olmayan bir kişi ise bırakacaksın o telkini. Boş ver deyip geçeceksin. İki kriteriniz var bakın. Gerçekten iyi niyetli mi? İki donanımlı mı? Üç telkini blok etmeliyiz. Başkalarının telkini. iki kendimizi sabote eden telkinler. Üçüncüsü de bizi manipüle eden telkinler. Ben tabii ki güzel olan şeyler benim hakkım. Saygı duyulması benim hakkım. Sevilmek, sayılmak, benim de sevmek, sevilmek hakkım. Buna layığım. Şimdi bu inançları içimizde, bu inançları içimizde taşımamız gerekiyor. Bu inançları taşımadığımız zaman işte bir ilişkide kötü davranan birini tölere etmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla size olan saygısızlığı tölere ettikçe muhatap oldukça ve kale aldıkça da etkileyemez. İşte bu yüzden iyi ve güzel olana layık olduğuna inanmamız önemli. Buna inandığın zaman bu hikayede bir peri çıkıyor. Sizin de içinizde bir peri çıkacak aslında. Bir anda bal kabağı at arabasına dönüşüyor. Fareler o arabanın sürücüsüne dönüşüyor. İşte çok güzel elbiseleri bir anda olmaya başlıyor. Ve kül kedisi kendini inanılmaz şekilde değerli hissediyor ve baloya gitmeye layık hissetmeye başlıyor. Burada da işte dışınız sizi değerli gösterebilir, değer katabilir. Ancak esas özdeğe kendi içimizde o layıklık inancıyla hissetmeliyiz. Sahip olduğun şeylerle değildir sadece. Kendi için neye inandığınla ilgilidir sahip olduğun öz değerin, Kendinle ilgili neye inandığınla ilgilidir. Bana iyi davranılmasını, bana saygı duyulmasını hak ediyorum dediğin noktasında bir başkası senin alanını ihlal etmez. Sen kendi hakkını daha iyi korumaya başlarsın. İnsanlar sana daha saygı duymaya başladıkça daha çeken bir insan olmaya başlarsın. İşte bunun adı özgüvendir, kendine güvenmektir. Sana saygı duyulmasını hak ediyorsun, başarılı olmaya hak ediyorsun, daha fazla para kazanmayı hak ediyorsun. Hak ettiğine inandıkça etki gücün artar. Demek ki birincisi neymiş? Şu üç telkine dikkat edeceğiz. İkinci nokta gizemi doğru bir şekilde oluşturmayı başarmak. Dikkat ederseniz doğru burada anahtar kelime. Ne demek istediğimi anlatacağım. Şimdi bu Cinderella hikayesinde de aslında bu kül kedisi Cinderella çok güzel bu gizemi oluşturuyor. Ne ismini söylüyor, ne nerede yaşadığını söylüyor. İşte 12'de gitmesi gerekiyor. Bir gizem var, bir belirsizlik var, bir bilinmezlik var. Ve prensin dikkatini çekmeyi başarıyor. Ve öğrenmek istiyor daha fazla. Merak ediyor ve tahmin yürütüyor. Şimdi gizemin böyle bir yapısı vardır. Siz bir ilişkide tabii ki burada hani iş abartılarinin ismini söylemiyor, nerede yaşadığını söylemiyor falan derken bu abartı sana zaten bu bilgiyi hatırlatacak. Burada kastettiğimiz şey şu: travmazınızdan tutun da eski sevgililerinize kadar kendinizle ilgili çok fazla detayı, malumatı partnerinize vermeye başlıyorsunuz. Daha ilk zamanlardan itibaren dakika dakika partnerine check out yaptığında o gizemi bozmaya başlıyorsun. Yalnız bu şöyle yanlış anlaşılmasın. Gizem bir entrika yaratmak, böyle bir sadakatsizlik imajı karşı tarafa çizmek hiç değildir. Bazı arkadaşlar manipülatif oyunlar oynamak gibi algılayabiliyor. Manipülatif oyunlar oynamak hiç değildir. Sadakat değerini bozacak kafa karıştırıcı şeyler yapmak da değildir. Gizem nedir? Karşı tarafın seninle ilgili merakını kışkırtmanı sağlayacak, onun senin hakkında kafa yürütmesini, tahmin etmesini sağlayacak aslında böyle kırıntılar atmaktır bir taraftan. Etindeki taşları bir anda dökmezsen de bunu sağlayabilirsin. Bir diğeri sürprizler yapmaktır. Bu akşam sana bir harika bir sürprizim var. Tamamen spontan bir şekilde gelişmesi gerekir. Ve akşam ne yapacağın sürprizi merak etmelidir. Düşün bakalım. İçinde gizemin manipülasyon değil, yaratıcılık vardır. Şimdi size çok önemli bir bilgi söyleyeceğim ben. Ama bu bilgiyi herkes bilmiyor. Bugüne kadar YouTube'da birçok video izlemiş olabilirsiniz. Şu anda söyleyeceğim bilgi sizin hayatınızı muhteşem derecede değiştirecek bakın. Özel bir teknik ve ben bu bilgiyi yani fiyatını da söylemek istemiyorum ama 2000 dolara aldım bu eğitimi ve ben size bunu burada söyleyeceğim. Bu kadar değerli bir bilgi. Şimdi ne yaptım? Bir gizem yarattım değil mi? Bir gizem oluşturdum. Bazı arkadaşlarımız merak etmiş olabilir bu bilgi ne diye. İstediğimiz şey bu gizemi oluşturabilmek. Etap etap karşı taraf sordukça söyleyeceğiz. Sordukça söyleyeceğiz. Gizlice ve sinsice bu merakla seni tahmin ettikçe ne yapacağını seni düşünmeye başlıyor. Gizlice onun bilinç dışına sızıyorsun. İşte bu yüzden bu gizemi doğru ayarda vermek, sadakati, sınırları koruyarak vermek çok çok önemli. Detayları anlatmak zorunda değilsiniz. Ya da her bir rutini, zaten rutin olan şeyleri anlatmak zorunda değilsin. O gün başına gelen ilginç bir şeyi, fark ettiğin bir şeyi anlatabilirsin. Ya da daha farklı bir konudan girebilirsin. Çünkü bu rutin de bir süreden sonra sıkmaya başlar ilişkide. İlişkinin heyecanı dinamiğini korumakta yatıyor aslında. Ve dinamiğini korumak da kendinizin en iyi versiyonunda olmanızla ilgili bir şey. Kendini devamlı beslersen devamlı yenilik katacak farklı, sıra dışı, olağanüstü bir şey bulursun. Bu kadın için de böyle, erkek için de böyle. Üçüncü nokta kıtlığın gücünü kullanmak. Şimdi bu kıtlık prensibi hem psikolojik bir prensiptir hem de iktisadi bir prensiptir. Bir şey nadir ve sınırlı olduğu zaman ona duyulan talep de artar ki iktisatta da bu böyledir. Talep arttıkça ve arz azaldıkça sunulan şeyin değeri artar. Talep azaldıkça arz fazlalaştıkça değeri düşer. Sizin talep edilmeniz için arzınızı gerçekten hak edene ve gerçekten ihtiyaç duyulduğu zaman Talep edildiği zaman ve ihtiyaç duyulduğu zaman arz sunun. Bu yüzden de talep edilmek için de bu arzı devamlı ona sunan olmamalısın. Bu yüzden de biraz kıtlık gerekiyor işte. Sindirel hikayesinde sindirelinin vakti azdı, zamanı azdı. 12'ye kadardı. O zaman konusunda bir kıtlık var. Kıtlık oluşturmak arttırır. Bu yüzden kendinizi bollukla vermeyin. Kendinize pervane yapmayın. Kendinizi kıt hale getirmenin yollarını bulun arkadaşlarım. Kendinizi kıt hale getirmenin en güzel yollarından bir tanesi benim aslında hayattaki formüllerimden bir tanesi. Karşı taraf adilse hani bu anlamda hak edici davranışlarda bulunuyorsa buna göre zaman enerji duygunu verirsin. Ama senin zaman ve enerjini çıkıp da iki paralık ediyorsa karşındaki kişi elbette çünkü buna rağmen birçok kişi çok seferber olabiliyor partneri için. Biri olduğu zaman da elbette karşındaki kişi seni kovalamayacak yani. Özetle karşınızdaki kişiye ilginizin, zamanınızın önemli ve değerli olduğunu hissettirmenizi sağlıyor işte bu kıtlık. Her zaman aportta hazır kıta beklemeyin. Her zaman her davete, her şeye evet demeyin. Zamanınız önemli, enerjiniz önemli. Dördüncü sırda aslında karşılıklılığın gücü. Yani birine bir şekilde sen koşulsuz bir iyilik ya da bir şeyler yaptığın zaman genelde insanlar onun karşılığını vermek isterler. Ama burada kastettiğim şey bunun manipülasyon şekilde Kullanmak diye bir arkadaş vardı mesela. Ya selam diyordum. Selam dediğim için beni borçlu çıkartabiliyordu yani. Ya nasıl bir insan selam dediği için borçlu çıkar ki? Yani bir şey istiyordu ya da bir şey söylüyordu. Hani bir selam dediğine pişman oluyordum. Böyle bir şey değil karşılıklılık. Gönlünden, özden gelen bir şekilde fedakarlık yapmadan, özveriyle bir faydada bulunduğun zaman insanlar buna değer katan kişinin yanında olmak ister ve onlara çekilirler. Beşincisi seçici olmak. Her önüne gelenle konuşmamak aslında. Beşincisi seçici olmak. Her önüne gelen insanla konuşmaman anlamına geliyor. Herkes senin zamanını, enerjini, ilgini hak ediyor mu? Her insan, bakın size söylüyorum, sizin zamanınızı, enerjinizi hak edebilir mi? Bakın değerlilik algısı çok önemlidir. Kendinizi ne kadar paspas ederseniz karşınızdaki kişi senin zamanını, enerjini, ilgini, odağını alması için öncelikle buna değer olması gerekiyor. Bunu hak etmesi gerekiyor bir şekilde. Dolayısıyla her önüne gelen ilişkilerinize bunu istememeli. Özetle insanların ilgisi ve onayı için çalışmayın. İlgi ve onayı bıraktığınızda kendinize duyduğunuz saygıyı gösterir ve bu kendinize gösterdiğiniz saygı da zaten karşı tarafın bu sefer sana kendini kanıtlama, senin güvenini kazanmak için çalışmasını sağlar. Dönüp dolaşıp aslında bu değer duygusuna geliyor. Yani o yüzden hani kendi değerini bilen insanlar, sorduğumuzda bu birazcık bu. Kendi yeterliliğini tamamlamış, kendi değerini hisseden ve bilen insanlar doğal olarak çekicidir zaten. Düşünseniz hani kendini gerçekleştirmiş insanlara baktığınızda onların yanında olmak isteriz. Onların çevresinde olmak isteriz. Bu yüzden de 6. madde karşınızdaki kişi enerjinizle doğal olarak iyi hissetsin. Şimdi bu enerjiyi hissetmesi çok önemli. Kimse yanında böyle surat asan, devamlı karşı tarafı eleştiren, çok fazla paylaşım yaşamak istemiyor. Enerjisini yükselten insanlara genel anlamda çekilmeye daha meyilliyiz. Hepimiz böyleyiz. Karşındaki kişi böyle olduğunda neden seni kovalasın, neden senden etkilensin, neden sana çekilsin? Dikkat edin. Bu yüzden işte enerjisi yüksek, ışıldayan, parıldayan insanlar çekicidir. Ve bunu sağlayan güç de aslında daha önceki videolarda defalarca söylemişimdir. Kendi hayatınızdaki tutkunuz, hedefiniz, ilginiz bunlardır aslında. İşte bu yüzden de bağımsız olun arkadaşlarım. Bu yüzden de yedinci maddemiz, yedinci kuralımız bağımsız olun. Bağımsızlık çok çekicidir. Bağımsızlıkla neyi kastediyorum? Bir ilişkide bağlı olmamayı kastetmiyorum. Bağımsızlık bağımlı olmamayı kastediyorum. Bu şu demek yani kendi güvenliğimin ve mutluluğumun sorumluluğu partnerime ait değil. Dolayısıyla ben zaten bağımsız olduğum için böyle bir beklentide olmadığınız zaman seni daha fazla sana yakın olmak istiyor aslında. Kaçırmıyorsun. Karşı taraf seni kovalamaya başlıyor bak. Özellikle de özellikle de kaçınmacı bağlanma stiline sahip olan insanlarda bu daha fazla olabiliyor. Ama siz bunların üzerine gittiğiniz zaman, bu bağlanma stilinde olan tiplerin üzerine gittiğiniz zaman tamamen kaçıyor. Dolayısıyla kendi güvenliğinden, kendi mutluluğundan, kendi hayatından öncelikle ben sorumluyum. Yüzde yüz ben sorumluyum. Yani sen değilsin yani. Ben tutkularım, ilgilerim, hedeflerim, amaçlarım bu harika bir hayat. Ve bu harika hayatı ben için dolu dolu dolduruyorum, yaşıyorum. Ha sen bundan bir şeyler istiyorsan senin de buna denk bir kümen olması lazım. O zaman ortak bir payda paylaşımı açabilirsin bu sendeki olan şeyleri. Ama da birbirine dengelemediği zaman ondan sonra ne oluyor biliyor musunuz? Aşk bittikten sonra ya da bir aşk seçtikten yaşadıktan sonra ya ben buna nasıl aşık olmuş? İlişkilerde gözlemlediğim en etkili şeylerden birisi şu. Cimrilik değil, cömertlik arkadaşlar. Eğer birini gerçekten hani daha çekici, sizi kovalamasını istiyorsanız cimri değil cömert olun. Bu erkekler için de, kadınlar için de çok önemli. Yalnız burada cömertlikten kastettiğim, cimrilikten kastettiğim sadece para mevzusunu kriter olarak almıyorum. Gönül cimriliği ve cömertliğini kastediyorum. Şimdi ne demek istiyorum? Bunu bir örnekle göstereyim. Yani kaynağın olduğu konuda, şimdi kaynak yoktur, yapamıyorsundur, cimri denilemez sana kaynağın olduğu halde kısıtlıyorsan bu iki şeyi gösterir. Ya cimrisin ya da karşı tarafı hani bu kaynağını paylaşmaya değer bulmadın. Hak ettiğini düşünmedin. İki şeyi gösterir. İkincisini anlarım ama birincisi seni ilişkide itekleyebilir. Çekiciliğini azaltabilir. Şimdi cömertlikten neyi kastediyorum? Geçen koşu parkurunda kız arkadaşımla böyle koşuyoruz. Hani ben de yani bir 10 kilometre, 12 kilometre koşarım ve genelde de müzikle koşmayı da çok severim. Bazen işte bazı dinletiler dinlerim. Ama o da yürüyecekti ve hani kulaklığını almadığı için hani uzun da süreceği için benim bir saat, bir buçuk saate yakın oluyor. E canı sıkılacaktı. E ben o zaman böyle yürüyeyim dedi. Ben de o sırada hani benim için ben farkında da değilim. Hani böyle bir davranış için çok önemli olduğunu da farkında değilim. Zaten hali hazırda dedim ki abi benim dedim telefonu al o zaman dedim. Bak benim bu kitap özetlerinin olduğu çok önemli bir uygulama var. İşte bunu dinle. istediğin kitap özetlerini de dinle. Bak şu şu kitapları dinle dedim. Sana harika gelecek dedim ve onları işte ben koşarken onları dinledi. Oysa ki ben, müzik benim enerjimi çok arttırıyor. Sonra dedi ki sen bunu videoda anlatsana dedi. Bak dedi. Benim dedi cimrilik ve cömertlikle ilgili dedi. Harika dedi. Sen dedi cömert birisin dedi bana. Yani ben bu benim için basit bir şeydi. Hani bunu övünmek için falan ya da böyle bir şey için sakın yanlış algılamayın arkadaşlar. Ama cömertlikten kastet, diğimiz şey aslında işte buna yakın bir şey yani aslında. Bu örnek işte cömertlikle cimlik arasındaki farkı iyi ayrımını veriyor. O yüzden hani bu örneği vermek istedim sizlere. Buna yakın şeyler önemli. Şimdi 9. madde dokunmanın gücü çok önemli. Bizim bir kız arkadaşımız vardı. Böyle tanıştığı, hoşlandığı erkeklere böyle dokunurdu ama böyle dokunması böyle hayranlık uyandırıcı. Yani mesela omuzuna şöyle şöyle bir dokunur geçerdi. Sonra bir derdim ki ona. Ne yapıyoruz? O sırada Sonra derdi o sırada dedi Erdem dedi yüzlerine bakıyorum dedi. Hoşlanıyorlar mı hoşlanmıyorlar mı anlıyorum zaten dedi. Ee, ve dedi etkileniyor, elindik, etkilendiklerini hissettiğim için böyle hafifçe dokunuyorum dedi. Ama bu dokunma mesela şey değil. Böyle iriteci değil. herkesi dokunmaktan hoşlanmayabilir. Ama erkekler daha çok dokunmaktan hoşlanıyor. Şimdi dolayısıyla dokunma önemli bir şey. Ama ne zaman nereye dokunacağın ve hangi seviyede dokunacağınız önemli. Hani bir ortama gittiğinizde ya da bir yere gittiğinizde rahatsız etmeden sadece güven telkin edici ilk başta dokunsal temaslar önemlidir. Erkeklerin kadınlara yapacağı dokunmatik hareketlerden bahsediyorum. Hani kapıdan geçerken mesela sırtına hafifçe böyle belli belirsiz ama güvenli bir şekilde dokunuştan bahsediyorum. Erkekler için bu önemli. Kadınlar daha çok hani sırtı destekleme anlamında değil şöyle hafifçe omuzla bir espri yaptığında ya da o anda bir şekilde o dokunsal temaslar karşı tarafın çok inanılmaz derecede direkt hormonlarına en derinden temas ediyor. O yüzden dokunmanın gücünü ara sıra kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu riskli bir durumdur. Her zaman her şekilde kullanılmayabilir. Ve en sonuncusu da kontrastın gücü. Şimdi kontrastın gücü ne? Kontrast iki şeyi birbirinden ayıran farktır. Kalabalıktan farklı olduğunu, ne kadar özgün, özgür, kendine böyle münasır, kişiliğin olduğunu ortaya ne kadar iyi çıkartırsan o kadar ayırt edilirsin. Çünkü gerçekten kimse senin gibi değil. Gerçek kendini, gerçek seni ne kadar ortaya çıkartırsan kimsenin senin gibi baktığını, kimsenin senin gibi meseleye yaklaştığını dolayısıyla ne kadar sana öğretilenlerden özgürleşirsen annenin, babanın, toplumun ne kadar kendi fikirlerinle, ne kadar kendi doğrularını bulur ve evrenin doğrularıyla bunu ne kadar birleştirirsen o kadar çok çekici olursun, o kadar çok frekansın yükselir arkadaşım. İşte kendini bulmak aslında, kendini keşfetmek, özgünlüğünü doğru bir şekilde bulduğunda kimse zaten senin gibi olamaz. Özgün olduğunu telkin eder her duruşun. Başkası gibi davranmazsın, klasik hareketlerin olmaz. Başkası gibi ya da o karşı tarafı etkilemek için taktikler yapmana gerek kalmaz. Benliğini keşfettikçe başkalarının beklentilerine, görüşlerine uymazsın. Kendi değerlerine göre yaşarsın ama başkalarıyla uyumu bozacak kadar da fütursuz olmazsın. Uyumu da bilirsin ama karşı taraf senin değerlerine, duruşuna ayrı bir şekilde özenir, gıpta eder, duruşuna saygı gösterir. İşte bu da aslında kendimizi bulmakla ilgili. Hani ben de hayatımda her geçen gün kendimi tanıma yolculuğunda ilerliyorum. Kimse yoktur hani yüzde yüzde kendimi çok iyi buldum. Belli bir yaşta insan tam olarak kendini keşfediyor aslında. Hani belli olgunla belli yaşta geliyor. Aslında her an kendimizi tanıma yolculuğundayız. Önemli olan yüzde kaçını doldurdun? Yüzde altmış mı? Yüzde kırk mı? Ne kadar kendini tanıyorsun? ve olmak istediğin karakterin ne kadar farkındasın? Yüzde kaç olmak istediğin haline dönüştü? Ve yüzde kaç olmak istediğin, yaşamak istediğin hayatı yaşıyorsun? Bence bu oran ne kadar fazlaysa ömrünüzün sonuna geldiğinizde o kadar, yani 80-90 yaşlarınızdan geriye baktığınızda o kadar iyi ki dersiniz. Ama olmak istediğin kişi %50'yi, %70'i, %80'i değil de %20'de, %10'da kaldıysa işte o zaman bence üzüntü verir, mutsuzluk verir. İnsanın yaşlılığında bence en önemli nokta bu üç soru. Olmak istediğin insana ne kadar yaklaştın? Olmak istediğin, yaşamak istediğin hayatı ne kadar yaşadın? Ve gerçekten kendini ne kadar keşfettin? İşte bu üç soruyu sorduğunda zaten, zaten bu ne kadar yükselirse bu üç dinamik o kadar hayatın inanılmaz cazibeli olursun. Bakın sanatçılara, bakın dahilere, bakın mesela ünlü insanlara tanınmış yabancı ünlü insanlara bakın. Bu insanların enerjileri çok farklı değil mi? Zaten hani senin iletişim kurduklarında bir kontağın başladığında doğal olarak çekilirsin. İşte bu enerjiyi yakalamak için kendinizle ilgilenmek, kendimize bakmak çok önemli. Kendinle yoğrulmak önemli. İşte bu evrensel sırlar aslında birilerinin sizi kovalamasını sağlar. Yeter ki o kişi hak edecek kişi olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz.